Geçen videoda bir gerçekten bahsetmiştik. Bronşlara ulaşan oksijenin kısmi basıncı, soluduğumuz atmosferik havadaki oksijenin kısmi basıncının nispetle biraz daha düşük oluyordu. Bunun nedeninin solunum yolumuzda havaya karışan su buharı olduğunu söylemiştik. Bu pH2O onu temsil ediyor işte. Yani ciğerlerimizdeki su buharının kısmi basıncını gösteriyor. Çünkü vücudumuzun içi oldukça sıcak. Burada vermişiz. 37 derece Celsius. Bu işlem bize 150 milimetre cıva sonucunu veriyordu. Hızlıca değerleri de yazalım. Fi O2 0,21'di yazdık evet. Çarpı 760 milimetre cıva yani atmosfer basıncı. Sonra bundan 47'yi çıkarıyorduk. Çünkü bu ciğerlerimize ulaşan su buharının kısmi basıncıdır. İşlemleri yapınca 150 milimetre cıva sonucunu buluyorduk. Ama geçen videoda bunun alveoler oksijen olmadığını söylemiştim. Tamam bu oksijenin kısmi basıncı ama bununla aynı şey değil. İzleyin. Arada küçük bir fark var. Ve o fark buradaki büyük A harfi. A alveoler demek. Tıpkı buradaki A gibi. Bunu da büyük harfle yazdım. Peki alveoler oksijen derişimi nasıl hesaplanır? Kaldığımız yerden devam edelim. Ben de hesabın nasıl yapıldığını size anlatayım. Burada olup biteni gözümüzde canlandırabilmemiz için kendimizi buradaki bir insancık yerine koymamız lazım. Bu alveol keseceğinde bu şekilde ayakta duran minicik bir insancık olduğunuzu hayal edin. Bir tarafınızda hava girişini görüyorsunuz. Kırmızı ok hava girişini temsil ediyor. Yani tüm bunlar alveolün içine giriyor. Ama aynı zamanda alveol yakınındaki küçük bir kan damarına oksijen aktarıyor yani alveolün yanı başında bu şekilde bir kan akışı var ve alveolle kan arasında bir gaz alışverişi söz konusu. Tabii ki alveole bir oksijen girişi var ama bir de alveolden çıkan oksijen var. Alveole giren oksijenin bir miktarı uzaklaştığına göre uzaklaşan oksijen miktarını bu formülden çıkarmamız lazım. Demek ki denklemin ikinci kısmı alveolden çıkan oksijenle ilgili olacak. Bunun için de oksijenin ne kadarının alveolü terk ettiğini bulmamız gerek. Çünkü alveoldeki çarpı işaretine bakın. Evet. Alveol kesecinin o noktasında oksijenin istikrarlı durumunun ne olduğunu bilmek istiyoruz. Ne kadar oksijen giriyor, ne kadarı çıkıyor. Yani solunumun herhangi bir anında oksijenin alveoler kısmi basıncı nedir? Anahtar sözcüklerimiz giriş ve çıkış. Peki alveolden çıkan oksijen miktarını nasıl tespit edeceğiz? İlk yöntem hatırlayın burada aynı zamanda bir miktar karbondioksit var. Bu karbondioksiti P büyük A CO2 şeklinde belirtiyoruz. Diğer yandan burada da bir miktar karbondioksit bulunuyor. Bunu da P küçük A CO2 olarak yazıyoruz. Alveolde ve yanı başındaki kan damarında bulunan karbondioksit miktarları birbirine eşit. Çünkü karbondioksit dengesi çok iyi sağlanıyor. Ve bu değer 40 mm civa. Yani arteriyel karbondioksitin, bakın arteriyel yerine rahatlıkla alveoler de diyebilirim burada. Ama arteriyel diyorum çünkü ölçtüğümüz basınç arteriyel. Evet arteriyel karbondioksitin kısmi basıncı 40 mm civa. Alveolden çıkan oksijeni bulmak için başvuracağımız ilk ipucu bu. İyi de karbondioksit basıncını kullanarak alveolden çıkan oksijen miktarını nasıl tespit edeceğiz ki diyor olabilirsiniz. İşte bu noktada iş eğlenceli hale geliyor. Çünkü bu ikisi arasında bir bağıntı var. Ve biz bu bağıntıya solunum katsayısı diyoruz. Evet bunu yazalım. Solunum katsayısı. Bunu İngilizce baş harfleri olan RQ ile kısaltıyoruz. Yani solunum kat sayısı yerine kısaca RQ ifadeleriyle de karşılaşabilirsiniz. RQ, oksijenle karbondioksit arasındaki ilişkiyi temsil ediyor. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi yani. Diyetim tamamen şekerden oluşuyor diyelim. Yani şekerden başka hiçbir şey yemiyorum. Bu durumda içime çekip kullandığım her 10 oksijen molekülüne karşılık vücudum 10 molekül karbondioksit üretir. Peki hal böyleyken karbondioksit bölü oksijen oranım ne olur? 1 olur değil mi? 10 bölü 10 oranı 1'e eşittir. Diyelim ki diyetim şekerden değil de yağlardan yani lipidlerden oluşuyor. Beslenme biçimimi biraz değiştirdim yani. Bu durumda vücudum daha verimli çalışır. Ne demek bu? Kullandığım her 10 oksijen molekülüne karşılık vücudum mesela sadece 7 molekül karbondioksit üretir. Öncekine göre çok daha iyi durumdayım yani. İsraf ettiğim oksijen miktarı azaldı. Dolayısıyla solunum katsayım da iyileşir ve 0,7 olur. Yani lipitlerde bu oran düşüyor. Ama tabii ki hepimiz karışık gıdalarla besleniyoruz. Çünkü genelde insanlar tek bir şeyle değil, çeşitli gıdalarla beslenir. O halde karışık bir beslenme için bu oran ikisinin arasında bir yerlerde olacaktır. Karışık beslenme için karbondioksit oksijen oranımıza 0,8 diyelim. Formülümüze geri dönelim. Alveollerdeki veya arterlerdeki karbondioksitin kısmi basıncının 40 olduğunu biliyoruz. Resim üzerinde göstereyim ve farklı bir renk kullanayım. Kan damarından alveole geçen karbondioksitin kısmi basıncı 40 mm cıva. Bu kısmi bir basınç dediğim gibi. Ama aynı zamanda ortamdaki molekül miktarının da bir yansıması. O halde bunu gaz değişim oranı olan 0,8'e bölersek bir oran daha elde ederiz. Ve bu oran bize alveolü terk eden oksijenin kısmi basıncını yani 50 mm cıva sonucunu verir. Demek ki alveolden çıkan oksijenin basıncı ki çıkan oksijeni bu moroklarla göstermiştik, 50 mm civaymış. Ve bu sonuca alveole giren karbondioksit basıncının 40 mm civa olduğu gerçeğinden hareketle vardık. Gördüğünüz gibi bu oran şahane bir oran. Çok işe yarıyor. Çünkü iki gaz arasındaki bu ilişkiyi bildiğimizde bu gaz üzerinden hesap yaparak alveol keseciğini terk eden oksijen basıncını hemencecik bulabiliyoruz. Artık bu değeri formülümüzde kullanabiliriz. Alveol keseciğine 150 mm cıva basıncına sahip oksijen giriyor ama bunun 50'si alveolden çıkıyor. Öyleyse alveolü terk eden bu 50 mm cıvalık oksijeni ifadeden çıkartıyoruz. Sonuç olarak net miktar yani PaO2 100 mm cıva oluyor.